İsmail Saymaz Sözcü Gazetesi Uzman çavuşu intihara götüren zorbalık Türk Silahlı Kuvvetleri çalkalanıyor. Tuzla Piyade Temel Okul Komutanlığında gerçekleştirilen 10 Kasım törenlerinde bir teğmen yakasına Atatürk fotoğrafı takmadı. Arkadaşları itiraz etti. Teğmen iğne yoktu o yüzden takamadım diye karşılık verdi. Hemen iğne iplik bulundu fotoğraf takıldı. Ancak okulda sular durulmadı. İddiaya göre Atatürk fotoğrafı asmayan Teğmen ve arkadaşları Hubbi Fillah, Allah için sevmek adlı bir WhatsApp grubu kurmuşlardı. Bu grubun bir cemaat yapılanması içinde olduğu öne sürülüyor. Bir grup Teğmen Atatürk fotoğrafı takmayan Teğmen'in odasına geldi, Atatürk'ün fotoğrafını kapıya astılar. Fotoğraf indirilince iki grup karşı karşıya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütün teğmenlerin disipline sevk edildiğini açıkladı. 10 Kasım'da yakasına Atatürk rozeti takmayanla onları uyaran teğmenler bir ve suçlu görülüyor. Nöbette uyurken yakalandım. Türkiye Tuzla'yı konuşurken dün Gaziantep'te bir uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi. Adı Ökkeş Gök. Henüz 4 yıllık asker ve daha 25'inde bekar. Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Gök 14 Aralık sabahı saat 5.14'te uzman çavuş S.A. ile kulede nöbet tutarken iddiaya göre uyuyakaldı. Nöbetçi Asubay A.A. ve S.K. video çekerek tutanak tuttu. Disiplin soruşturması başlatılan Gök 15 Aralık'ta ifade verdi. İfadesinde uyumadığını söyledi. Gece nöbetinin 3 saati geçmemesi gerekirken 9 saat gözetleme kulesinde görev yaptığını anlattı küfredip tehdit etmiş. Gök, bundan dolayı algılarım kapanmış olmalı ki kuleye tuttukları ışığı fark edemedim. Kapıyı zorladıklarında kimdir diyerek üst kattan inip kapıyı açtım. Uyumadım, suçlamayı reddediyorum. O saatlerde kule benim özel yaşam alanımdır. Bana haber vermeden video çeken AK ve SK'dan şikayetçiyim. Gök ifadesinde nöbetten sonra saat 9'da istirahat ettiği odaya gelen AK'nin kendisine senin A nokta nokta koyarım, kafanı gözünü kırarım diyerek küfrettiğini ve tehdit savurduğunu ileri sürdü. Gök bir gün sonra 16 Aralık'ta yatakhanede yanında arkadaşı varken kafasına bir el ateş etti ve hayatına son verdi. Gök'ün yanında veda mektubu bulundu. Veda mektubu. Gök, veda mektubunda sürekli baskı ve Angarya'ya maruz kaldığını belirterek şunları yazıyor. Şırnak'ta 2020 yılından beri çalışmaktayım. Geldiğim günden beri sürekli baskı ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum. Karşı çıktığımız zaman tehdit ve daha ileri sorunlar ortaya çıkıyor. Artık tahammül edemiyorum. Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim. Yaşamayı beceremedim. İtilip kakılmanın görüntüsü var. Bu arada bir video görüntüsünde Gök'ün üstü tarafından itilip kakıldığı görülüyor. Ancak bu olaydan ötürü hiç kimsenin şikayetçi olmadığı belirtiliyor. Gök'ün silah arkadaşları ellerindeki ses kayıtlarını, bilgileri ve belgeleri tahkikat heyetine sunduklarını anlatıyor. Arkadaşları şöyle konuşuyor. Olay amirin değil, kendisinden iki yıl kıdemli çavuşun tutanak tutması sonucunda oluşuyor. O yetkiyi veren amir varsa o da ortaya çıkacak her kim mobbing ve baskı uyguluyorsa cezasını alacak. Aile ikinci kez otopsi istiyor. Gök memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Baba Ali Gök oğlunun bizi sıkıyorlar diye yakındığını ifade ederek bildiğimiz bir meselesi yoktu. Ancak yazdığı mektuba göre eziyet görmüş diyor. Gök askeri yetkililerin kendilerine bilgi vermediğini vurguluyor. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, savcılıkla ve askeri yetkilerle görüştüğünü belirterek şu bilgileri veriyor. İntihar ettiği kesin ancak psikolojik sorunları olan biri değil. Ailesiyle sorunu yokmuş. Son bir haftadır içine kapanmış. Problem şu. Cenazeyi bir albay teslim ediyor. Gereken her şeyi yapacağız diyor. Hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Meriç ailenin ikinci kez otopsi istediğini ancak bu talebin geri çevrildiğini ifade ediyor. Kimler tehdit etti? TSK'daki intiharlar ve kuşkulu ölümler askerliğin kısaltılması, bedelli askerliğe geçiş ve uzman askerliğin yaygınlaşması sonucunda dikkate değer bir şekilde düştü. Ancak Gök'ün intiharından önce çekilen, üstü tarafından itilip kakıldığına dair görüntü ve bıraktığı veda mektubu TSK'daki Angarya ve baskının gözden Irak, kışla ve karakollarda halen sürdüğünü gösteriyor. Bu zorbalık TSK'nın itibarına zarar veriyor uzman çavuş AA ve SK başlı olmak üzere göke kim tarafından angarya yapıldığı, küfredildiği, tehdit ve baskı uygulandığı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde aydınlatılmalıdır. Peygamber ocağı Mehmetçiklerin ocağına incir ağacı dikilecek yer değildir. CHP İstanbul'da kim gidecek, kim gelecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları netleşiyor. Bakırköy, Maltepe, Kadıköy, Esenyurt, Adalar ve Şişli belediye başkanlarının değişmesi bekleniyor. Değişim yanlısı Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece Belediye Başkanları yerinde kalacak. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Fatih'ten, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan'ın Şişli'den ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş'ın Üsküdar'dan aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Diğer bazı ilçelerde adları öne çıkan aday adayları şu şekilde. Adalar Ali Ercan, Akpolat, Esra Huri Bulduk, Bahçelievler Yüksel Yalçın, Selami Aykut, Beyoğlu Orhan Alkan İnan Güney, Bayrampaşa Hasan Mutlu Seda Türkoğlu, Çatalca Mehmet Çoban Erhan Güzel, Çekmeköy Can Gebetaş Seyfettin Yıldırım, Eyüp Sultan Emel Bilenoğlu Bülent Özmen, Güngören Temel Akkoç, Kadıköy Mesut Köseda Hakan Şişik Barış Antik, Maltepe Onursal Adı Güzel Esin Köymen, Pendik Tarık Balyalı, Silivri Bora Balcıoğlu Doruk Bulut, tuzla Eren Ali Bingöl Bülent Akköse